Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Bu dersimizde hem yamuk hem de deltoid size bıraktığım ödev sorusu vardı. Deltoid videonun PDF'in altında. Onların ödev sorularını çözeceğiz. Sınav ikizi zaten. Sınavlarda son 10 yıl, son 15 yıl hangi tarz sorular gelmiş benzerlerini göreceksiniz. Müthiş sorularım var. Ne duruyoruz? Şov başlasın mı? Tabii ki hocam, şov başlasın. İlk sorudan başlıyoruz. Diyor ki A, B, C, D deltoidmiş. Güzel. A, C 5 tane A, E'ye. A, C şu köşegenin tamamı A, E'nin 5 katıymış. O zaman ben bu A, E'ye eğer X desem. Tamamı 5X ise buraya kaç X kaldı arkadaşlar? 4X mi kaldı? Evet hocam. Tamam. Şimdi alana 250 demiş. Güzel. B'de şu köşegenin uzunluğu da arkadaşlar 20'ymiş. O zaman buraya 10, şuraya 10 mu kalır? Evet hocam. Şimdi deltoidde alan formülü neydi? Hocam iki köşegenin çarpımı bölü 2. Yani 5x çarpı 20 bölü 2 bize deltoidin alanını verir. Yani 250'yi vermesi lazım. Güzel. Hocam 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Şurada bir 10 mu kaldı? Evet. Yanlış olmadı değil mi arkadaşlar? Evet 10 kaldı. Bu 50x, 250 ise x buradan kaç çıktı? Hocam x buradan 5 çıktı. Güzel. Demek burası arkadaşlar 5 çıktı. O zaman burası da ne oldu? Burası da 20 birim oldu. 20 santim oldu. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bunların zaten dik kesiştiğini biliyoruz deltoidlerin. 5, 10. O zaman şu AD uzunluğu eğer şöyle diyeyim bir üçgen çizdik arkadaşlar. Bunu yine size söylüyorum. Burası K, burası 2K ise Pisagor'u 2 saat formülden hesaplamayı. Hocam bir kenar diğer yani bir dik kenar diğer dik kenarın 2 katıysa her zaman küçüğün kök 5 katı bize hipotenüsü verir. O zaman 5'e 10'sa burası 5 kök 5 mi? Evet. 5'e 10'sa şurası da 5 kök 5 mi? 10'a 20 ise burası 10 kök 5 mi? Burası da 10 kök 5 mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi sen benden deltoidin çevresini mi istiyorsun? Hepsini bana bir toplasanıza. O da 30 kök 5'tir. Cevap Bursa. Şıklardan B'yi buldum ve diğer soruma geçtim. Şimdi burada bir ikizkenar gördüm. Hemen hiç affetmeden, soruyu da okumadan hemen bir tane dikmeyi aşağı doğru indirdim. Güzel. Bu birebir ikizkenarda arkadaşlar taban eşit iki parçaya bölünürdü ya. Şimdi buradan da bir tane dikme aşağı indirelim. O zaman burası 4 birimse şu tamamının 4 birim olması lazım. Burası 1 ise buraya kaç kalır? 3 kalır. Şimdi ADE eşkenar üçgenmiş. Arkadaşlar şu ADE bir eşkenar üçgense eşkenar üçgende çizilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. O zaman burası da 3 mü çıktı? Evet hocam. Soru benden neyi istiyor? Soru bizden ABCD alanı nedir diyor. Bizden komple alanı istiyor. Şimdi arkadaşlar buranın 60 olduğunu biliyorum. Çünkü bu bir eşkenar üçgen. Buranın da 60 olduğunu biliyorum. O zaman burası 30. Şuraya da 30 mu kalır? Evet hocam. Şimdi 30'un karşısındaki 3 ise 60'ın karşısındaki kök 3 katı değil miydi? 3 kök 3. Tamam. Alt taban belli, üst taban belli, yükseklik belli. Ben sana alanı bulurum. Alan formülümüz neydi arkadaşlar? Alt taban. Alt tabanımız kaç birim? 8 birim. Artı üst taban. Üst tabanımız kaç birim? 4 birim. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz ne? 3 kök 3. Soru bitmiştir. Hadi bakalım. Sorumuzu 12'yi 2'ye böldüm. 6. 6 kere 3 cevap 18 kök 3 mü? Varmış yukarıda 18 kök 3. Hocam ne demek var mı? Tabii ki var. Cevap Denizli. Şıklardan D'yi buldum ve 3. soruma geçtim. Şimdi 2 kök 5, 4 kök 5 bunlar birbirinin iki katı. Birbirinin iki katıysa o zaman burası küçük olanın kök 5 katı değil miydi? O zaman burası 10 olur. Tamam bu bir ikizkenar üçgenmiş. O zaman karşıya bir tane dikme çizersem o zaman 5'e 5 diye ayrılır mı? Evet hocam ayrılır. Şimdi buraya alfa diyeyim. Şuraya da teta diyelim. Alfa ile teta'nın toplamı 90 mı? Evet. O zaman burası eğer bu bir dik yamuksa ki öyle demiş. O zaman burası teta ise şuraya alfa kalır.
Şurası da teta olur. Çünkü 90'ı gördüğüm gibi eğer iki alfa ile tetanın toplamı 90 ise burası teta ise burası alfa. 90 alfa burası da teta olur. Şimdi arkadaşlar şu üçgenle şu üçgen benzer üçgenlerdir. Nasıl yani? Burada 90'ın karşısında ne var? 90'ın karşısında A var. Hemen yazıyorum. A bölü. Burada 90'ın karşısında ne var? Hocam 11'im var. Tamam mı? 10'du ya. Evet. Eşittir. Şurada alfanın karşısında ne var? 5 var. Şurada alfanın karşısında ne var? 4 kök 5 var. Evet. Soru bence bitmiştir. Soru bizden ne istiyor? A'yı istiyor. Bitti. Hadi. Sadeleştirme var mı? Lo 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 lo. Sadeleştirme. 2'ye böldüm. Hadi 2. 2'ye böldüm. Burası da 5 olsun. İçler dışlar çarpımı yapalım. Şurası 2 kalmıştı arkadaşlar. Sadece 2'ye böldüm. Yanında duran iki tane ifadeyi paydaları 2'ye böldüm. İçler dışarıdan A çarpı 2 kök 5 eşit midir 25'e? 2 kök 5'e bölelim. A burada ne çıktı arkadaşlar? 25 bölü 2 kök 5. Var mı şıklarda? Yok hocam. Burayı bir kök 5'ten genişleteyim mi? Yani 25 kök 5 bölü 10. 5'e 5'e böldüm. Cevap 5 kök 5 bölü 2 olur. 5 kök 5 bölü 2 var mı? Hocam tabii ki var. Cevap Ceyhan. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Buyurun geldik bizim bu sorumuza. Şimdi bu bir ABCD yamuk. Tamam, yamuk üst tabanla alt taban zaten birbirine paraleldir. Onu biliyorsunuz. Bir de demiş ki AD paraleldir CE'ye. Şurası ile şurası da birbirine paralelmiş. O zaman burada bir paralel kenar oluştu. Güzel. 72. 180'den 72 çıktı. 58 mi? Şey 108 mi? O zaman burası 54'tür. Şurası 54'tür. Yamukta arkadaşlar şu açıyla şu açı U formülünden toplamlarının 180 olması lazım. O zaman alt taraf 72 ise üst taraf 108'dir. 2'ye böldüm. L4'e L4. Güzel. Z kuralından şurası da arkadaşlar şu açıyla şu açı da birbirine eşit mi? Evet hocam. Yani şurası da 54. Tamam. Burası 54 ise şuraya kaç kalır arkadaşlar? 126 mı? Evet. O zaman burası 126 ise paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit değil miydi? O zaman x'imiz ne olur? Hocam 126 olur. Var mı şıkarda 126? Tabii ki var. Cevap Denizli. Hangi yılda buna benzer gelmiş bilmiyorum. PDF'lere bakabilirsiniz. Güzel bir soruydu. Geldik buraya. ABCD bir yamukmuş. Güzel. Yine aynı soru gibi arkadaşlar. Bunlar birbirine paralelmiş. Zaten alt taban, üst taban birbirine paralelse burası x ise buraya kaç kalır arkadaşlar? Zaten paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya. Burası da x oldu. Şimdi ne demiş? Alan ABCD bu BEC'nin yani şuranın alanın 5 katıymış. Komple yamuğun alanı. O zaman süper. O zaman ben buraya dur 5 katıysa ben buraya A dersem eğer komplesi 5A olur. Doğru mudur? Evet hocam. O zaman buraya 4A mı kalır? Paralel kenarda köşegen alanı ortadan ikiye bölerdi ya. Evet. O zaman burası 2A. Şurası da 2A olur. Güzel. Alanlar oranı tabanlar oranına eşitti ya. Yüksekler çünkü eşit. 4 şey A'nın gördüğü kenar 4 ise 2A'nın gördüğü kenar tabii ki 8'dir. Zaten soru bizden X'i istiyor. Cevap Edirne şıklardan E'yi bulurum ve diğer soruma geçerim. Ne diyor arkadaşlar? Bu bir orta tabanmış. Öyle diyor çünkü bakın 3, 3'e eşitse bu bir orta taban. O zaman burası da otomatikmen 3 oldu. Ben buraya A dersem burası da A'dır. Dikdörtgende arkadaşlar karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Şimdi madem bu bir orta taban, orta tabanı benzerlikten bulabilirdik hatırlarsanız ya da orta taban A eşittir. Alt tabanla üst tabanın toplamı bölü 2 demek değil miydi? Evet hocam. Yani 6 artı 2 artı A bölü 2 sana orta tabanı verir. Yani A'yı verir. Hadi içler dışlar çarpımı yapalım. 2A eşittir 8 artı A'ya. Buradan A ne çıktı?
Hocam A buradan 8 çıktı. Demek ki orta taban 8. Şimdi alanı ya alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik ya da orta taban çarpı yükseklik. O da sana alanı verir. Soru bizden alanı mı istiyordu? Evet. Orta taban ne bulduk? 8. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz kaç birim? 6 birim. Çarpımı ne olur? Hocam 48 olur. Cevap Adana. Şıklardan A'yı bulurum ve diğer soruma geçerim. Şimdi. Burası 140'sa şu açının toplamının 40 olması lazım. Şurası 20. Şurası da 20 mi arkadaşlar? Evet. Şimdi paralel kenar şey yamukta arkadaşlar üst tabanla alt taban birbirine paralel. Burası 20 ise kusura bakma da burası da Z kuralından dolayı bu da 20'dir. Ama gerek yok. 140, 20 daha 160. O zaman burası da otomatikmen 20 oldu. Aa burası 20, burası 20. O zaman burada bir ikizkenar oldu. Tabanlar çünkü eşit üçgende. Aa bu bir ikizkenar yamuk oldu aynı zamanda. Çünkü şurası da aynı zamanda şuraya eşitti. Üçü de birbirine eşit oldu. Tamam hocam anladık. İkizkenar yamukta. Evet ikizkenar yamukta. Alt tabanlar birbirine eşitti. Mesela burası 40'sa alt taban açılar birbirine eşittir. Tavan yani üst taban açılar da birbirine eşittir. Burası 140'sa tamamı 140'tan. Şuraya kaç kalır arkadaşlar? 120 kalır. Alfa 120'dir. Var mı şıklarda 120? Tabii ki hocam var. Cevap Denizli. Buyurun 8. sorumuz. Şimdi AB 12'ymiş tamam vermiş. DC 4'müş tamam onu da vermiş. Bizden şuradaki X'i istiyor değil mi? Arkadaşlar şurada bir kelebek benzerliği yok mu? Aşurada. Aa. Aşurada bir tane kelebek benzerliğimiz var. Kelebek benzerliğinden 4'e 12. O zaman 1'e 3. Çünkü 3 katı. O zaman ben buraya K dersem şurası da 3K'dır. Doğru mudur? Evet hocam. Bundan sonra da şu üçgende ABC üçgeninde temel benzerlik teoreminden K'nın 4K'ya oranı eşittir. X'in 12 oranı. Bence soru bitti. K'yı götürdü. 4x 12'den x kaç bulundu? 3 bulundu. Var mı şıklarda 3? Tabii ki hocam var. Cevap Edirne. Güzel bir soruydu. Geldik diğer sorumuza. Şimdi sen benden ne istiyorsun? 59, 118 BC. BC dediği yer arkadaşlar. BC. 6 ise 2DC. Tamam bunların hepsini tam size vermiş. Bunda bir sıkıntımız yok. Benden şuradaki x'i istiyor. 118 ise dur. Şöyle yapsam acaba düzgün bir şey çıkar mı? Bilmiyorum. Aa, bir tane daha paralel çizdik. Yani şurasına paralel çizdim. 118 ise buraya kaç kalır arkadaşlar? 118 mi kalır? Evet. Çünkü paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. 118 ise şurası ne olur arkadaşlar? 50 kaç? Yok 62 ya. Ne 50'si? 62 oldu. Şurası 62. 62 ise buraya kaç kalır? Hocam 59 62. O zaman burası da 59 değil mi ya? Aa, burası da 59 oldu. Burası 6 ise burası 6. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya. Burası 3 ise şurası 3. Bu L9 şey bu L9 bu L9. O zaman burası da burasına eşit. O zaman 6 ise burası da 6 olur. Aa soru bitti. X kaç santim çıktı arkadaşlar? 9 santim çıktı. Şıklardan 9'u buldum ve işaretledim. Nasıl bir soruydu? Güzel bir soruydu. Buyurun 10 nolu sorumuza geçiş yapalım. Şimdi burayı 6 vermiş. Yüksekliği bize 6 vermiş. Alan ABC'de de 90'mış. Ben bu alt tabanın tamamına A dersem, üst tabana da B dersem. Alanın formülü neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik yani 6. Bana neyi vermesi lazım? 90'ı vermesi lazım. Ala sana 90. içler dışlar çarpımı yapalım. Ya da hiç yapmayalım. Ya 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Şurası 3 değil mi? 3'e 3'e böldüm. A artı B kaç çıktı? 30 çıktı. Soru benden ne istiyor? AB. Yani A.
artı dc. Aa, soru bizden zaten a artı b istiyor. Cevap 30'dur. Şıklardan 30'u bulurum ve işaretlerim. Buyurun arkadaşlar, diğer sorumuz. Evet, sorumuz bakalım ne diyor arkadaşlar. ABC'de yine bir yamukmuş. Süper. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Şöyle bir tane buna paralel, yani CB'ye paralel bir tane çizersen. Burası 6 ise burası 6. Burası 6. Çünkü paralel çizdiğim için bütün kenarlar birbirine eşit. Burası 8'di. Buraya 2 kaldı. Şurası da 6 oldu. Doğru mudur arkadaşlar? Yanlış olmasın. Evet, doğru. Şimdi temel benzerlik oranını kullanacağım. DE'nin DA'ya oranı. DE'nin DA'ya oranı eşittir 2'nin 6'ya oranına. Aa, yani 1 bölü 3 çıktı. O zaman burası K ise, şu tamamı eğer 3K ise buraya kaç K kalır? 2K kalır. Oo, süper. Güzel. Şimdi ben buradan bir tane içeriden dikme aşağı indirsem. O zaman K'ya 2K ise burası da H'a 2H'tır. E toplam 3H neye eşittir? 9'a. 3H 9'dan. H'ı ne bulduk arkadaşlar? H'ı 3 buldum. E soru benden ne istiyor? EF'nin, yani şu EF'nin AB'ye olan uzaklığını istiyor. Yani soru bizden 2H'ı istiyor. 2H neye eşittir? Hocam 6'ya eşittir. Şıklardan 6'yı bulurum ve işaretlerim. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soruydu. Çözümünde bu şekilde yapmış olduk. Muhteşem bir soru. Hangi yılda buna benzer gelmiş bilmiyorum ama muhteşem bir soru. 3, 3 tamam. DC 6 imiş. Şurası 6. AB 14. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi ben bunu dikdörtgene çevirmek istiyorum. Burayı uzattım. Burayı uzattım. Sanki burada bir dikdörtgen varmış gibi. 14, 6. Buraya kaç kalır arkadaşlar? 8 mi kalır? Evet. Şurası 6 birimse şurası 6 birim oldu. 6, 8. Şu komple arkadaşlar, AD uzunluğu kaç birim oldu? 10 birim oldu. Güzel. Şimdi yamuğun alanını bulalım. Alan. Yamuğun alanı. Alt taban 14. Üst taban 6. Bölü 2 çarpı yükseklik, yani 6. 20, 10, 60 mı oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi bakın, izleyin. Siyah kalem mi alayım ya da farklı bir kalem alayım? Neyi alayım? Ah, maviyi alayım. Dedim ki şöyle bir tane üçgen oluşturursam eğer, şu üçgenin alanı komple alanın yarısı mıdır? Evet hocam. Şu üçgenin alanı, evet yamukta arkadaşlar, üçgen çizdiği zaman komple alanı yarısı bize üçgenin alanı verir. Benden EH, yani yüksekliği, şuradaki H istiyor. E tamam, bu üçgenin alanı 10 çarpı H bölü 2 değil mi? Eşittir komple alanın yarısına, yani 30'a. H buradan kaç çıktı? Hocam tabii ki 6 çıktı. 10H 60'tan H'ı 6 buldum. Şıklardan 6'yı buldum ve işaretledim. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ödev sorularımızın hepsini çözdük. Dörtgenlerin hepsini bitirdik. Geçmiş olsun. Çemberlerde görüşmek üzere. Hadi seviliyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bir de yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Hadi görüşürüz.